Peki Exchange 2010 kullanım bitmiş. Bir finish deyip adettendir diye makineyi bir restart ediyorum. Restart ettikten sonra bakalım neler olmuş, neler gelmiş. Hemen bir görelim. Makinem açıldı. Bir hemen takırım açıyorum makinede. Sonra Exchange Management konsolu açıp 2007 ortamına 2010 eklediğimizde nasıl davranıyor onu bir görelim. Start Administrator şey, Exchange Management Console All Programs Microsoft Exchange Server 2010 altından Exchange Management konsolu açıyorum. Şimdi yeni konsol daha hızlı açılıyormuş. Bunu test etmiş olduk. Gerçi benim makine sürmüyor mu onu da bilmiyorum ama. Gayet süremiz de boş. Exchange 2000'den 2010'a upgrade ettikten sonra şirketler hemen şu işe girişmiyor. Tamam biz ortamı 2010 yaptık, ortamdan 2007 şutlayın olayına girişmiyorlar. Bu her ihtimale karşı kenarda duruyor. Niye? Zaten bu çalışıyordu. Adamlar yıllardır kullanıyor belki. Belki daha 2010'ların testlerini yapmadılar. 2007 hala ortamda durmaya devam ederken ortamdaki her şeyi 2010'a taşıyorlar. Bu durmaya devam ediyor. Bu patlarsa bu çalışmaya devam etsin diye. Nasıl olsa çalışıyordu diye. Yani direkt bunu kaldırmaya çalışmıyorlar. Her ihtimalle karşı kenarda duruyor zaten o. Bizim ortamda onu kaldıracağız. Sen bu ekranı görmekten sıkıldın artık. Aynısını değil mi yaptı? (gülüyor) 2007'deki konsolu aç. 2007'deki konsolu kapat. Hadi oğlum. Ben de gidip atlamaz mısın şimdi? Hadi oğlum ya. Kendine gel.
ve de konsolum açıldı. Şu alt tarafın işlemini bitirmesini bekliyorum. Tabii ki. Ne zaman? Perşembe. Geçen hafta saldı. Tamam, onu şunu şeyi bitirelim, konuşuyoruz. Düzeltiriz, o sıkıntı değil. Şimdi benim konsol açıldı. Recipient Configuration'dan Mailbox'a gidiyorum. Mailbox'a. Bakın bizim oluşturduğumuz testik ve testik kullanıcısı gayet burada gözüküyor. Ama bu kullanıcılar bizim Exchange 2010 ortamında değiller. Neredeler bunlar? Bunlar diğer Exchange server üzerindeki mailbox'lara duruyorlar. Şu an bizim Exchange 2010'da durmuyorlar. Organization Configuration Hub Transport'ta bir hikaye yapmıştık. Onların gelip gelmediğini de bir kontrol edelim. Organization Configuration Hub Transport'ta gittik. Accepted domainlere bakıyoruz. Direct.com gelmiş. Buradan yok. E-mail adres policies kısmına gidiyorum. Polislerim gayet duruyor. Transport rule'lara gittim. Transport rule'unda gayet var. Yani şu an Excel 2007 ortamına 2010'u entegre ettiğinizde yaptığınız bütün yapılandırma durmaya devam ediyor aslında. Buradan onu görüyoruz. Tamam. Yalnız şu mailbox'lar bizde değil şu an. Excel 2010 ortamında durmuyor. Peki bunları Excel 2010 ortamına taşıyalım. Nasıl taşıyacağız? Kullanıcı bir mailbox'tan bir mailbox'a nasıl taşıyoruz? Sağ tıklayıp New Local Move Request diyoruz, hatırlıyorsunuz. Database'den database'e taşımak için. Bunlar şu an Excel 2007 üzerindeki database'e duruyor. Ben 2010 üzerine taşıyacağım. Taşıyalım. New Local Move Request. Bakın diyor ki Excel 2007 üzerinde duruyormuş şu an bu. Kime taşımak istiyorsun diyor. Ben Browse deyip bizim DC üzerinde duran şu abuk subuk isimli olan Mailbox database'i seçiyorum. Okey. DC üzerindeki mailbox database'i seçtim. Next. Diyor ki bozuk mesaj olduğunda ne yapayım diyor. Önemli değil. Zaten bozuk mesajımız yok. OA'ya zaten erişebiliyoruz. OA'ya erişemediğiniz zaman hatırlıyorsanız bozuk mesajları geç deyip o mailbox'ın düzelmesini de sağlayabiliyordunuz. Abi biz de bozuk olunca taşımasın. Önemli değil. Next. Renew. Demelirken şunu sorayım. Bizim Exchange üzerinde, 2007 üzerinde Client Access rolü var. Haliyle bunun üzerinde OA da var. OA da gayet üzerinde var. Şimdi ben bu OA'ya gidip sertifika alsaydım. OA'ya sertifika alsaydım. Sonra ortama Exchange 2010'u kursaydım. Exchange 2010'u kurup ondan sonra bununla Client Access rolünü de kurmuş olsaydım. Sonra bunun üzerinde de OA var. Ben bu 2007 sertifika alırken amacım neydi? O uyarıları almamak. Şimdi ben bu Excel 2007 ortamdan kaldırdıktan sonra Excel 2010'un Client Access'indeki OA'ya erişmeye kalkarsam sertifika hatası alır mıyım? Yani şunu söylüyorum. 2007 ortamına sertifikayı almışım. Sonra Excel 2010'u kurdum. 2010 üzerindeki OA'ya erişmeye çalışırken bu kullanılan sertifika buraya gelir mi? Aslında sorduğum soru bu. Sertifikayı makineye başına aldığınız için. Aynen öyle. Sertifikayı makineye aldığınız için bu makine üzerinde kaldığı için sertifika bununla beraber gidecek. Buraya gidip yeni sertifika almak lazım. Ya da ne yapabiliriz başka? Oradaki sertifikayı export edip buraya da import edebiliriz. O da olur. Tamam. Yani ayarlar geliyor. Ayarlarda sıkıntı yok. Sadece onu yapmak gerekecek. Şu test 2 kullanıcısına da başlatalım. Ondan sonra şu move request kısmından gidip kontrol edelim taşınıp taşınmadığını. Test 2 kullanıcısına sağ tıklayıp new local move request derim. Props. DC üzerindeki database'i seçip next deyip next deyip new diyorum. Ve de finish. Finish dedikten sonra hatırlıyorsanız şuradaki taşıma işlemleri şu move request'in altına düşüyordu. Oraya gittim. Bakın şu an completing olduğunu gördüm. Completing. Birazdan completing yazacak. Tamamlansınlar. Tabii şu an biz iki tane kullanıcıya taşıyoruz. İki tane kullanıcının ne kadar veri kaplayacağını tahmin edebiliyorsun. Yani çok fazla bir yer kaplamayacak. Ama atıyorum Excel 2007 üzerinde 1000 tane kullanıcı varsa onları da taşımak o kadar uzun sürecek.
Var ya ben hani tek tek falan yaptım ya. Şöyle iki tanesini seçip saatleyip lokum umru kes falan diyebiliyorsunuz. Şu an diyemiyor olmanın sebebi işlemin devam etmesinden kaynaklanıyor. Yani bin tane kullanıcı varsa saatleyip onları da gayet umru kes deyip taşıyabiliyorsunuz. Hadi oğlum. O beklerken 2010 ovasını da açalım. 2010'dan ova açın hemen. Bir internet explorer açın DC'de. Excel'in 2010'da gelen ovayı açalım hemen. Excel'in 2010'da gelen ovayı açmak için ne yapacağım? Client access yüklü olan makinenin IP'sini yazacağım değil mi? HTTPS 192.168.1.2/ova. Bizim 2010 client access burada yüklü. Bir tane daha açalım. İki tane ova. HTTPS. Bu seferki de local host ova olsun. Nasıl olsa aynı makine üzerinde olduğumuz için bu şekilde de yapabiliriz. Onlar açılırken şu kullanıcılara bakalım. Bende bir tanesi bitmiş. Diğeri de herhalde bitmek üzeredir. Hadi oğlum. Alma suyu lan. Böyle bitti. Şu an iki tane kullanıcıyla taşıdık. Ve kullanıcıların taşındığı bilgisini buradan silelim. Bakın complete yazıyor. Ben bunları buradan kaldırmak istiyorum. İkisini de seçtim. Sağ tıklayıp clear move kesiyorum. Ki hatırlıyorsanız kullanıcıyla taşıdıktan sonra siz başka bir yere taşımak istiyorsanız mailbox'ın altından başka bir mailbox database'e taşımak istiyorsanız eğer buradaki move request kısmını temizlemeden taşıma işlemine izin vermiyor. Yani şundan bahsediyorum. Sağ tıkladığımda bakın local move request falan çıkmıyor. Ama buradan bunları sildikten sonra sağ tıkladığınızda local move request çıkıyor. Buradan temizlemeniz lazım. Peki taşıma işlemi bitti. Şu an kullanıcılar Excel 2010 üzerinde bulunan mailbox database'in içine taşındı. Ve test yapalım. Kullanıcıyla oturum açıyorum. Test 1 at shine.com şifresi password 1. Test 1 değil mi? At shine.com password 1. Test 2 at shine.com password 2. Şey 1. Bakın test 1 ve test 2 kullanıcıları oturuma açacağım. Kimiyle başka bir teknoloji var. O class olayı için. Bakın diğer kullanıcılardan gerçi herhangi bir tanesine gitseniz de fark etmiyor. Bakın attığımız mailler gayet duruyor. Gayet yaşıyorlar. Hatta bir de test yapalım. Test 2'den test 1'e mail atalım. Test 1. Upgrade sonrası test. Ve gönder. Test 2'den test 1'e mail attım.
45. Hadi bakın test mail geldi. Bir de test, bir de test iki mail atıyor cevap olarak. Mailine cevap. Hadi gönder. Test ikiye gidip bakıyorum. Gayet mail gelmiş. Tamam. İşte upgrade'leriniz olay da bu kadar. Yani yeni exchange'i ortama katıyorsunuz. Eski exchange varsa ortamda. Siz bu ortama yeni exchange ekliyorsunuz. Mesela bunu. Ondan sonra bunlar aynı ortak yerden aldığı için ayarları. Bu da buraya bakıyor. Bu da buraya bakıyor. Dolayısıyla Exchange 2007 üzerinde yaptığınız ayarlar zaten burada yer aldığı için. Exchange 2010'da aynı yerden okuduğu için ayarları. Ayarların hepsi buraya geliyor. Sonra da şurada bulunan kullanıcıları, burada bulunan kullanıcıları arayıp buradan buraya taşıyorsunuz. Sonra artık bu bana lazım değil deyip ortadan kaldırıyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu direkt kaldırmak çok mantıklı değil. Exchange 2010'da belki problem yaşayacaksınız. O sebeple her ihtimale karşı bu kenarda durur. O sebeple direkt kaldırmak yoluna gitmek çok mantıklı olmayabilir. Peki kaldırmak istesek nasıl kaldırıyoruz? Nasıl bir program kaldırıyorsanız Exchange'i o şekilde kaldırabiliyorsunuz. Kapatalım. Exchange'i kaldırırken de işte kontrol panel'e gidiyorsunuz. Ondan sonra program set features'ı açıyorsunuz. Sonra da uninstall oluyorsunuz. Bu kadar. Exchange 2007 ya da Exchange'i kaldırmak dediğiniz şey de bu. Tamam. Sağ tıklayıp uninstall dediğinizde çat diye kaldırmış oluyorsunuz. Ya çat diye kalkmıyor ama kalkıyor sonuçta. Biraz sürüyor çünkü kalkması, kaldırılması. Uninstall dediğinizde yine size aynı soruları soruyor. Ne yapmak istersin falan. Aynı soruları derken aynı pencere geliyor. Orada kaldırmak istiyor musun diye sorular soruyor. Neyse kaldırmayacağız da nasıl olduğunu gösteriyorum. Next. Hangilerini kaldırmak istersin diye soruyor. Şunları şöyle kaldırıyorsunuz. Bir daha next diyorsunuz. Sonra ortamı kontrol ediyor. Kaldırabilir misin, kaldıramaz mısın diye. En sonunda finish deyip bitiriyorsunuz. O kadar. Tamam, bir de management tools var. Onu kaldırıyor. Tamam. Gibi. Exchange'i kaldırmak da bu. Hani sol etmek. Tamam. Var mı sormak istediğiniz? Upgrade. Bu.